Efendim şimdi Amerika'dan bahsetmişken hemen bölgeye gidelim. Ciner Medya Grubu Amerikan temsilcisi Ali Çınar bizi bekliyor. Amerika ve dünya gündeminin önemli başlıklarını konuşacağız kendisiyle. Ali Çınar merhabalar, nasılsın? Günaydın, yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi tam da haberi izlemişken onunla gidelim istiyorum. Sonrasında zaten yönlendireceğim pek çok soru var. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen yıl Kongre binasında düzenlenen baskınla ilgili davanın ilk duruşması malum başladı. Peki neler yaşanıyor? Biraz bize o konuyla ilgili gelişmeleri aktarabilir misin? Tabii ki 6 Ocak Kongre baskını sonrasında Amerikan Kongresi'nde bir soruşturma komitesi kuruldu. Bu soruşturma komitesinde 7 demokrat, 2 tane de Cumhuriyetçi Parti üyesi var. Ve yaklaşık bir yıldır da soruşturmaları devam ediyordu. Açıkçası kapalı oturumlar ve birçok tanığı çağırarak bilgi toplamaya çalışıyorlardı. Ama dün itibarıyla bir ilk yaşanarak Amerikan kamuoyunda canlı yayınlarla 6 Ocak baskının nasıl olduğunu ve şahitleri çağırarak toplantılar yapmaya başladılar. Biraz önce yayında da belirtildiği gibi pazartesi ikincisi yapılacak. Buradaki amaç 6 Ocak Kongre baskınının arkasında kim olduğunu ortaya çıkarmak ve bunu çıkardıktan sonra da raporu Eylül ayında kamuoyuyla paylaşmak, ayrıca Amerikan Adalet Bakanlığı'na bilgileri sunmak. Aslında Amerikan Kongresi'nde bir dava değil, aslında soruşturmanın kamuoyuyla bilgilendirilmesi olarak nitelendirebiliriz. Çünkü Kongre'de davaların görülmesi söz konusu değil, Adalet Bakanlığı'nın bu işi. Ve tanıkların ifadelerine baktığımız zaman hem kapalı hem de dünkü açık oturumda birçok Kongre üyesi dolaylı ve direkt olarak Başkan Trump'ı suçladı. Yani Başkan Trump'ın bu Kongre baskınının arkasında en büyük suçlu olduğu dile getirildi. Hatta Cumhuriyetçi Parti'nin bu soruşturmadan sorumlu komite başkan yardımcısı Liz Cheney, Başkan Trump'ın baskını fitillediğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bununla beraber Temsilciler Meclisi'ndeki yine komite başkanı Thompson'da demokrasiye bir darbe vurulduğunu ve açıkçası Başkan Trump'ın suçlu olduğu ile ilgili nihai belli konulara değindiğini söyleyebiliriz. Dünkü açık oturumda yaralanan bir polis de tanık olarak dinlendi. Videolar paylaşıldı ve Trump'ın aile fertlerinden, örneğin Ivanka Trump'ın bazı demeçlerine yer verildi. Ve şunu görüyoruz, net olarak Başkan Trump'ın her ne kadar seçim hileli olmuştur demesine rağmen Trump'ın aile fertlerinin de bunun temelsiz bir iddia olduğunu kabul ediyorlar. Hem Ivanka Trump ediyor hem de Trump'ın eski Adalet Bakanı William Barr ettiğini söyleyebiliriz. Yani genele baktığımızda komitenin amacı 6 Ocak baskınının detaylarını ortaya çıkarmak ve Başkan Trump'ı açıkçası bilhassa demokrat kanattaki üyeler köşeye sıkıştırarak yıpratmak olduğunu yani dile getirebiliriz. Yani davanın sonucu olarak bu söylediklerini söyleyebilir miyiz? Dava bunu mu amaçlıyor? Şu anda aslında yani bu soruşturma sonucunun detayları Eylül ayında bir rapor olarak ortaya çıkacak. Şu anda şahitler dinleniyor. O nedenle bu davanın sonucudur diyemeyiz. Çünkü aslında bu soruşturma sonucundan da pek bir şey çıkacağı beklenmiyor. Yani Amerikan aslında Kongresi'nin onu sormak alacağı istemiştim tam da. Yani bu davadan ne bekliyoruz sonuç olarak? Davadan aslında sadece kamuoyunun bilgilendirilmesi, Başkan Trump'ın yıpratılması, aynı şekilde de Adalet Bakanlığı'na bir rapor verilip harekete geçirilme isteğinin öne çıkarılması diyebiliriz. Onun dışında açıkçası Başkan Trump'ın ne yargılanması ne de Amerikan Kongresi'nde birçok kişinin suçlu bulunarak yargı yolunun açılması bu Amerikan Kongresi'nin elinde değil. Bu Adalet Bakanlığı'nda bağlı. O nedenle ben açıkçası bunun biraz sembolik olduğunu düşünüyorum. Buradaki yani amaç dediğim Trump'ın gibi Trump'ın dediği gibi dava siyasi bir tiyatro diyor. Aslında o şekilde yorumlayabilir miyiz acaba?
Tabii bu Trump'ın kendi şahsi fikri, her ne kadar siyasi tiyatro olarak Trump nitelendirse de Kongre'de çok üzücü 5 kişinin hayatını kaybettiği, demokrasiye ders veren Amerika'da büyük bir olayın yaşandığı bir Kongre baskından bahsediyoruz. Burada haliyle Kongre kendi işlevlerini işleterek bu konuyu üstüne gidiyor. Yani tiyatro olmasa da sonucu olmayan bir soruşturma olarak nitelendirebiliriz. Ama buradaki zaten amaç demokratların Başkan Trump'ı yıpratarak 2024 başkanlık seçimlerinde zarar görmesi, kamuoyunda küçük düşürülmesi olarak görülebilir. Ama dediğim gibi çok zor böyle bir sonucun çıkması. Ve şunu da hatırlatmakta fayda var. 8 Kasım'da Kongre'de ara seçimler var. Hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu demokratların kaybı ihtimali çok çok yüksek. Şu andaki gidişata baktığımızda cumhuriyetçilerin bu çoğunluğu alması nedeniyle açıkçası zaten bu komitede ortada kalmayacak. Peki. Şimdi pek çok merak ettiğimiz konu var. Malum NATO Liderler Zirvesi'ne geleceğim, az kaldı. 29 Haziran'da Madrid'de. Şimdi Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine vetosu devam ediyor ve bakış açısı da çok net bu konuda. Teröre yardımı kesmediği sürece asla onay vermeyeceğini Türkiye her seferinde ifade ediyor. Şimdi bu durum Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl değerlendiriliyor, nasıl yankılanıyor? Senden dinleyelim. Hala yankılarının devam ettiğini söyleyebiliriz. İsveç ve Finlandiya Amerikan medyasında yer aldığı zaman haberlerde Türkiye'de var. Türkiye'nin atacağı adımlar konuşuluyor. Ve Biden yönetimi aslında olumlu ve pozitif. Nasıl olumlu ve pozitif? Yani bir şekilde Türkiye'ye evet diyecek İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine. Bu şekilde bakıyorlar. Ve buradaki söylem de İsveç ve Finlandiya bu sorunu Türkiye ile çözsün. Biz müdahil olmayacağız açıklamaları veriliyor. Peki Amerika'yı bu düşünceye sevk eden ne? Öncelikle ikili görüşmeler. Yani Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşının bir görüşmesi oldu. İkili diyaloglar devam ediyor. Yani Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz. Ama bir şekilde İsveç ve Finlandiya konusu çözülecektir. Umudu var. Yani kamuoyunu bu şekilde veriyorlar. Bu Biden yönetiminin bakış açısı. Ama Amerikan Kongresi'ne baktığımızda daha farklı bir resim var. Hatta iki gün önce Senato Dışişler Komitesi'nde Suriye konusunda bir açık oturumda bu konular gündeme geldi ve önemli bir dış ilişkiler komite üyesi Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'yı NATO üyeliğini bloke etmesi belli sonuçlar doğurur. Yani bunu başka konuları da bağladığını görüyoruz ve rahatsızlığını görüyoruz Amerikan Kongresi'nden. Zira Senato Dışişler Komitesi de 3 gün önce iki ülkenin NATO üyeliği içinde olumlu bir karar tasarısını onayladı ve şu anda Senato Genel Kurulu'na geldi. Yani Biden yönetiminde olumlu, pozitif bir hava var. Ancak Amerikan Kongresi'nde eğer Türkiye'nin olumsuz blokeji farklı sorunları da daha da krize yol olabilecek şeklinde açıklamalarda bulunuyorlar. Peki gelelim Yunanistan konusuna. Şimdi Türkiye'nin adalardaki silahlanma nedeniyle Yunanistan'a tepkisi malum devam ediyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. Sert bir şekilde eleştirdi. Yine Yunan tarafından gelen açıklamalar var. Şimdi Türkiye'nin tavrı Washington'da nasıl yankı buldu? Bunu da merak ediyoruz. Senden dinleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama geldi. Müttefiklerimizin gerilimi arttırmaktan kaçınmasını istiyoruz. Hem Yunanistan hem de Türkiye NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli bir müttefiğidir açıklaması geldi. Yani ortada bir açıklama verildiğini söyleyebiliriz. Ama genele baktığımızda son 5 yılda Trump dönemi dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasında Yunanistan'a yönelik çok ciddi maddi askeri yatırımların arttığını görüyoruz. Zira geçen ay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York'tayken Amerikalı mevkidaşına Amerika'nın objektif ve dengeli bir politika izlemesi gerektiğini dile getirdik açıklamasında bulundu. Bu da Amerika'nın Yunanistan'a bakış açısını
son zamanda nasıl değiştiğini de gösteriyor. Bilhassa Amerikan Kongresi'nde ağırlıklı olarak Türkiye aleyhine ama Yunanistan lehine hem tasarılar hem de Yunanistan'a destek mesajları geliyordu. Tabii burada bir gerginlikte Biden yönetiminin de daha farklı yeni açıklamalar yapması var. Ama yine son 3-4 yıla baktığımızda bilhassa Doğu Akdeniz konusunda Biden yönetimi olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan lehine olumlu mesajlar verdiğini görüyoruz. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına geldiğimizde sadece gerginlikleri azaltın mesajı dışında yeni bir açıklama görülmedi. Tabii gözler 29 ve 30 Haziran'da NATO Liderler Zirvesi'ne çevrilmiş durumda. Burada muhtemel Erdoğan ve Biden görüşmesinde de tahminen direkt Yunanistan konusu olmasa da küresel ve bölgesel sorunlar içinde bu konuda gündeme gelecektir. Peki gelelim Lavrov ve Çavuşoğlu görüşmesi. Malum önemliydi. Bunun dışında tahıl tahliye konusu da var. Amerikan medyası ve kamuoyu tarafından tüm bunlar nasıl değerlendiriliyor? Neler söyleniyor? Onları da merak ediyoruz tabii ki. Şimdi Beyaz Saray basın sözcüsünün ve Hazine Bakanı Yellen'in açıklamalarına baktığımızda gıda krizi, gıda güvenliği sürekli gündemde. Tabii gıda güvenliğine baktığımız zaman da gözler Türkiye'yi de çevrilmiş durumda. Bilhassa Birleşmiş Milletler liderliğinde Ukrayna, Rusya ve Türkiye'nin ortak toplantıları ve görüşmeleri ile beraber nasıl gıda güvenliği olacağı, tahıl yolunun güvenli şekilde boğazlardan olmak üzere gidebileceği ile ilgili birçok alternatifle konuşuluyor. Yani Amerikan kamuoyunda gıda güvenliği gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Amerika'yı direkt etkilemese de global bir kriz olduğu için de Biden yönetimi açıklamalar ardı ardına yapıyor. Tabii Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşının toplantısı bilhassa Amerikan gündeminde, medyasında da yer buldu. Örneğin New York Times, iki bakan küresel gıda krizinin boyutu konusunda anlaşamadılar manşeti vardı. Aynı şekilde US News'un bir manşeti vardı. Rusya ve Türkiye tahıl ihracatına geri dönme planı var. Ancak Ukrayna şüpheli açıklamaları var. Yani diyaloğun olumlu olduğunu belirtiyorlar. Ancak sonucun tam olarak ortaya çıkmadığı ile ilgili Amerikan kamuoyunda bazı açıklamalar var. Genele baktığımızda da bu krizin çözülmesi için de en azından Türkiye'nin yoğun diplomasi çalışmasının olduğu da görülüyor. Aynı şekilde Türkiye'nin Ukrayna'da yakın bir diyalogda olması, iletişimde olması sadece gıda değil diğer konularda da olduğunu Amerikan tarafı da görüyor. Ama Rusya tarafında ciddi olarak sıkıntı yaratıldığı ve bilhassa gıda yolunun, tahılların direkt olarak Ukrayna'dan çıkma konusunda sıkıntıyı bilerek yaptığı ile ilgili Amerikan kamuoyunda ve Biden yönetiminde inanç var. Her ne kadar Rusya bunu yalanlasa da, topu Ukrayna'ya atsa da ciddi şekilde bir ikilemli açıklama geliyor iki taraftan. Burada Biden yönetiminin amacı bir an önce tahıl konusunda güvenli yollardan dünyaya bu tahılların dağıtılması, aksi takdirde Afrika ve Orta Doğu olmak üzere çok ciddi şekilde gıda krizinin olacağı, olma ihtimali üzerinde çok net şekilde belirtiyorlar. Evet, tüm bunlar yaşanırken biraz önce aslında haberini de paylaştık seyircilerimizle. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon oranı açıklandı ve %8,6 ile 40 yılın zirvesini gördü. Daha önce de aslında bu haberleri yaptık, 40 yılın zirvesini, ve her seferinde enflasyon daha da kötüye gidiyor gibi bizim gözlemlerimiz. Şimdi Biden enflasyon beklendiği gibi hızlı ve keskin düşmüyor şeklinde bir açıklama yaptı ve Kongre'yi harekete geçirmeye çağırdı. Şimdi ne dersin, Amerika'nın da en önemli gündemi enflasyon mu? Ya da şöyle dediğim, orada da çarşıda pazarda durum nasıl, zor mu? Ekonomi, Biden'ın eleştiri aldığı başlıklar arasında mı? Ne dersin tüm bu konularla ilgili? Evet, biz aslında Ukrayna konusunu ağırlıklı olarak konuşuyorduk ve Biden yönetiminin de öncelikli gündemlerinden birisiydi, ama son iki haftadır Ukrayna'daki savaş çok konuşulmuyor.
tamamen iç gündeme dönmüş durumda. Ve senin de dediğin gibi ekonomi. Şu anda Başkan Biden'ın ekonomide önceliği enflasyonla mücadele olduğunu belirtebiliriz. Bilhassa Cumhuriyetçi Parti'den sert açıklamalar geliyor ve Biden'ı suçluyorlar. Suçlamalarının nedeni de pandemiyle beraber Biden'ın göreve gelmesiyle trilyonlarca dolar piyasaya karşılıksız para bastığı ve bu karşılıksız para basımı nedeniyle de enflasyonun daha da yükseldiğiyle ilgili açıklamalar var. Ama Biden yönetimine baktığımızda pandemiyi bir kenara bırakalım, direkt Putin suçlanıyor. Yani Ukrayna Savaşı olmasaydı bu enflasyon bu kadar yüksek olmayacaktı. Peki o zaman Ali Çınar sana sorayım, aynı fikirde misin? Açıkçası ben Biden'la aynı fikirde değilim. Yani sahada hem bir tüketici olarak da benzin fiyatlarında, gıda fiyatlarında müthiş bir artış var. Enerji fiyatlarında bir yılda %35-40 civarında artış var. Akaryakıt örneğin bir galon neredeyse 5 dolara çıkmış durumda ortalama Amerika'da. Önceden 3 dolar idi yani geçen seneye mukayeseyle. Ve genele baktığımızda bunu tüketici hissetmeye başladı ve mutsuz. Üstüne de tedarik zincirindeki sıkıntılarla beraber sıkıntıların daha da arttığını görüyoruz. Ben açıkçası Biden yönetimi ne kadar Putin'i suçlasa da açıkçası ekonomi anlamında çok ciddi adımlar atamadığını görüyoruz. Biden şunu söylüyor, ben enflasyonla mücadele 3 tane planım var diyor. Birincisi maliyetleri düşürmek. İkincisi Fed, yani Fed'e güveniyorum diyor, bağımsız bir kurum diyor ve Fed'in enflasyonu düşürmek için adımlarını bekliyoruz diyor. Ve 14-15'inde Fed'in Haziran ayında bir toplantısı var gelecek hafta ve 50 baz oranlı bir faiz artışı bekleniyor ki enflasyonun biraz düşmesi için. Ne dersin, rahatlatır mı peki? Çok rahatlatacağı beklenmiyor açıkçası. Yani Yellen, Hazine Bakanı'nın son 3 gündür açıklamaları vardı. Enflasyonun %8'in üzerinde olması kabul edilemez mesajıyla beraber çok pozitif açıklamalarda da bulunamadı. Yani enflasyon evet düşecektir kısa vadede diyemedi. Ben açıkçası enflasyon oranının biraz daha yükselme ihtimali olduğunu görüyorum. Yani Biden yönetimi biraz topu da Fed'e atmış durumda. Fed her ay düzenli 50 baz oranında artış bekleniyor. Ama şu an itibarıyla ki geçen aylarda da yapmıştı bir tane çok etkisi olmadığını görüyoruz. Tüketiciden mutsuzluk var ve fiyatları durduramıyorlar. Dediğim gibi enerji fiyatları ve gıda fiyatlarında çok ciddi sıkıntılar var. Biden köşeye sıkışmış durumda, sıkıntılı bir süreç. Bu da 8 Kasım'daki kongre ara seçimlerinde partisine çok ağır bedeli olabilir. Ne gibi bedeli olabilir? Neler peki olabilir? Ya da karşısına başka güçlü rakipler çıkarabilir mi tüm bu yaşananlar? Şimdi biraz da anketlere baktığımız zaman bilhassa Biden'ın ekonomi performansına baktığımızda performansını bulanların başarı oranı sadece %29. Yani çok ciddi bir kesim, yaklaşık %71'i Başkan Biden'ın başarısız olduğunu ekonomide gösteriyor. Sadece Cumhuriyetçilerde değil, Demokratlarda da mutsuzluk var. Tabii seçime gidecek Amerikalıların önemli, yani Amerikalı için 5 sent bile çok önemli. Petrol fiyatları, akaryakıtın artması hakikaten Amerikalı'ya çok dokunmuş durumda. Biden bu işi götüremiyorsa kongre ara seçimlerinde de Demokrat Parti adaylarına istenilen oyu vermeyeceği anlamına geliyor. Bu da tabii Cumhuriyetçi Parti'nin işine yarayacak. Hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu alma ihtimali var. Yani gidişat onu gösteriyor. Eğer bu da gerçekleşirse Başkan Biden'ın son 2 yılının tabiri caizse topal ördek olması anlamına geliyor. Çünkü kongreden istediği tasarıları, kararları çıkarması diğer partinin çoğunluğuyla imkansız hale gelecek. Açıkçası bu 3 ile 6 ay arası Biden yönetimi için çok iyi işaret değil iç politikada. Evet. Peki son şunu da sormak istiyorum. Biraz önce sen de bahsettin petrolden. Şimdi benzin fiyatlarına da dikkat çekti özellikle açıklamalarında Biden ve Amerika'nın gelecek yıl rekor miktarda petrol üretme yolunda ilerlediğini söyledi.
Peki bu nasıl olacak? Yani bunu başarabilmek mümkün mü? Aslında mümkün. Birincisini söyleyelim. Petrol rezervlerini serbest bırakması. Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol rezervleri aslında çok geniş ama Amerika akıllıca, stratejik anlamda başka ülkelerin petrol rezervlerini kullanıyordu. Hatta hatırlanacağı üzere Rusya'dan bile az da olsa alıyordu. Burada Başkan Biden senin de dediğin gibi petrol rezervlerini arttırmayı hedefliyor. Bu birincisi. İkincisi, olası bir Suudi Arabistan gezisi var. Haziran'da bir dillendirme olmuştu ama bunun Temmuz veya Ağustos'u olma ihtimali var. Burada da Suudi Arabistan'a ve Körfez ülkelerindeki diğer ülkelere baskı yaparak petrol üretimini arttırın, tedarik konusunda yardımcı olun. Çünkü Biden yönetimi istediği cevabı alamıyor Körfez ülkelerinden petrol konusundaki krizle ilgili. İkinci adımı da bu. Üçüncüsü de LNG gazının Avrupa'ya taşınması. Bu konuda yoğun bir trafik var Avrupa'yla ama hala Avrupa'nın sıkıntılarını karşılamış değil. Yani belli çözüm yollarında gidiyor ama yeterli olmadığını görüyoruz. Başkan Biden da hatta kendi firmalarına, Amerikalıların kendi firmalarına kızarak sistemde bulundu dün yaptığı Los Angeles'taki konuşmasını. Hatta bir petrol firmasını hedef alarak Allah'tan daha fazla para yapıyorsunuz. Önce verginizi verin ve yatırımları arttırın açıklamasında bulundu. Yani bunun üstüne Amerika'daki petrol firmalarına da kızarak hedefine aldı. Buna da baktığımızda Başkan Trump'ın hem Amerika'daki petrol fiyatlarına baskısı hem de petrol rezervlerini daha fazla kullanma ihtimalini görüyoruz yakın zamanda. Yani Ali Çınar, senin anlattıklarından anladığım kadarıyla Amerika için aslında dediğin gibi kritik günler, zor zamanlar hem ekonomik anlamda hem de tabii ki 8 Kasım özellikle önemli olacak Amerika için. Kolaylıklar diliyorum. Aktardığım bilgiler için de çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Teşekkürler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet efendim, Amerika ile ilgili bütün bilgileri edindik. Orada da enflasyonla mücadele var. Ekonomik anlamda da zor günler geçiriliyor. Yine pek çok konuyla ilgili, siyasi konuyla ilgili bilgileri de sizinle paylaştık. Haberlerimize devam edelim şimdi.